Merhaba 5. sınıf öğrencileri. Yüzde konumuzun ikinci videosuyla sizlerle beraberim. İlk videoda yüzde konusunun konu anlatımını yapmıştık. Bu videoda da alıştırmalar yapacağız. Bir sonraki videomuzda da daha kapsamlı problemler bölümüne geçeceğiz. Şimdi bir sayının yüzdesi nasıl bulunur? Ben size bunu anlatmaya çalışacağım. Örnekler üzerinde anlatmak istiyorum. Mesela 1400 sayısının 1400'ün yüzde 36'sı kaçtır? Şimdi burada sevgili öğrenciler ilk yapmamız gereken %36'yı şey olarak yazmak. Normal kesir olarak yazmak. O da nasıl oluyor? Şöyle %36'yı şu şekilde yazabilirim. Kesir olarak. Peki ne işe yarayacak bu? Şu işe yarayacak. 1400'ün %36'sını bulmak için ilk önce 1400'ü istersem 100'e bölme yapabilirim. Şöyle bölme işareti göstereyim. Üstteki sayı ile de çarpma yapmam gerekiyor. İlk önce bölme yapabilirim sonra çarpma yapabilirim. Ya da istersem önce çarpma yaparım sonra bölme yaparım. Fark etmez. Burada çarpma ve bölmenin sırası önemli değil. E, fakat şöyle yapalım. İlk önce biz 1400'ü 100'e bölebildiğimiz için bölme yapalım. Sonra çarpma yapalım. Şimdi 1400'ü önce paydaya yani 100'e bölüyorum. Kısa yoldan bölme yaparken ne yapardık? 2 sıfırı silerdik. 14 oldu. Şimdi 14 ile üstteki sayıyı yani 36'yı çarpacağım. Hemen çarpalım. 6 kere 4 24 elde var 2. 6 kere 1 6. 2 de elde 8. 3 kere 4 12 elde var 1. 3 kere 1 3. bir elde 4. Topluyoruz. 4. 8 2 daha 10. Verdim. 504 oldu. Demek ki 1400 sayısının %36'sı 504 ediyormuş. Cevabımız 504 oldu. Şimdi ikinci alıştırmamıza dikkat edelim. 70'in %40'ı kaçtır? Ne yapıyorduk? Bunu ilk önce kesir olarak yazıyorduk. %40 şöyle yazılır. %40. Evet veya 40 bölü 100 diye de okuyabiliriz. 70'in ilk önce alttaki sayıya bölme yapıyorduk. Üstteki sayıyla çarpma yapıyorduk. Fakat 70'i 100'e bölemiyoruz. Ha, o zaman ne yapmalıyım? Bölemediğim için önce çarpma yapayım. Sonra bölme yapayım. Hani videonun başında demiştim ya, çarpmayı önce yapmak ya da bölmeyi önce yapmak fark etmiyor. İstediğimizi önce yapabiliriz. Zaten burada bölmeyi önce yapamıyorum. İstesem de yapamıyorum. Çünkü 70'i 100'e bölemiyorum. O zaman ne yapacağım? Önce çarpmayı uygulayacağım. 70 ile 40'ı çarpıyorum. Burada kısa yoldan çarpma yapabilirim ama ben normal yoldan yapayım. 0 kere 0 0 0 kere 7 0 4 kere 0 0 4 kere 7 28 Evet sonucu buluyorum. 0 0 8 ve 2800 oldu. Şimdi çarpma işini yaptım. Bölme işine sıra geldi. 2800'ü şöyle 100'e bölelim. Alttaki sayıya bölme yapacaktık. Kısa yoldan bölersek ne olur cevabımız? 28 olur. Demek ki 70'in %40'ı 28 ediyormuş. Böylece cevabı bulmuş oldum. Şimdi diğer alıştırmalara bakalım. 800'ün %12 eksiği kaçtır? İlk önce 800'ün %12'sini bulmalıyım. Tabii ki ilk önce kesir olarak yazıyorum. %12'yi şu şekilde gösteriyorum. 800'ü 100'e bölebilirim. bölünebilen bir sayı. O zaman 800'ü önce 100'e bölüyorum. 2 sıfır sildim. Cevap 8 çıktı. Sonra 12 ile çarpmalıyım bunu üstteki sayıyla. Çarpıyorum. 8 kere 2 16. Elde var 1. 8 kere 1 8. Bir de elde 9. 96. 800'ün %12'si 96. Ama soru henüz bitmedi. 800'ün %12 eksiği diyor. %12'yi buldum. Bir de 800'den çıkarmam gerekiyor. 800'den 96'yı çıkarıyorum. Evet çıkmaz. Komşulardan aldık. 10'dan 6 çıktı. 4, 9 kaldı. 0 burada kaldı. 7. Demek ki 800'ün %12 eksiği 704 ediyormuş. Cevabımızı bulmuş olduk. 250'nin %6 fazlası kaçtır? Şimdi %6'yı önce kesir olarak yazıyorum. %6 250'yi Alttaki sayıya bölme yapacağım. Üstteki ile çarpma yapacağım. Fakat 250'yi bakın 100'e tam olarak bölemiyorum. O zaman ne yapayım? Önce çarpmayı yapayım. Sonra bölmeyi yapayım. Sırası fark etmiyor. Da. E, sık sık hatırlatıyorum. 250 ile 6'yı çarpalım. 6 kere 0 0. 6 kere 5 30. Elde var 3. 6 kere 2 12. 3 de elde 15. 1500 oldu. Şimdi artık bölebilirim 100'e. 1500 bölü 100. 2 silersem 15. Demek ki 250'nin %6'sı 15'miş. Ama %6 fazlası diyor. O zaman 250 ile 15'i topluyorum. 5, 6 cevabımız 265 çıktı. Son alıştırmamız 80'in %70 eksiğinin 37 fazlası kaçtır? Şimdi 80 sayısının %70'ini bulacağım. Sonra bu sayıyı buldum. %70'i eksiği dediği için çıkaracağım. Ondan sonra da 37 fazlasını bulacağım. Sırayla yapacağız. Şimdi %70'i ilk önce kesir olarak yazalım. 80'i bölme ve çarpma yapıyorduk. 100'e bölemediğim için önce çarpma yapayım, sonra bölme yapayım. 80 ile 70'i çarpalım. İsterseniz burada da kısa yoldan çarpmayı hatırlayalım. Ne yapıyorduk? Kısa yoldan çarpma yaparken şuradaki sıfırları kapatırım. Ne kaldı? 8 ile 7 kaldı. 8 kere 7 56. Yazıyorum 56'yı. 2 sıfırı kapatmıştım. Bu 2 sıfırı eklerim. Kısa yoldan bu şekilde 80 ile 70'i çarpınca 5600 olduğunu bulurum. Çarpmayı yaptım. Şimdi bölme yapacağım. 100'e böleceğim. 100'e bölüyorum. 2 sıfırı silersem 56. Şimdi 80'in %70'i 56'ymış. %70 eksiği diyor. O zaman 80'den %70'i 56 ydi. Çıkaralım onu. 0'dan 6 çıkmaz. 10'dan 6 çıktı. 4. 7 kaldı. 7'den 5 çıktı. 24. Ve bu eksiği dedikten sonra bulduğumuz sayının da 37 fazlası kaçtır diyor. O zaman 24 ile de 37'yi toplayalım. 7, 4 daha 11 verdim. 3, 3 daha 6. Cevabımız 61 çıktı. Videomuzun sonunda şunu hatırlatıyorum sevgili öğrenciler. Böyle sorularda bir sayının %70'i, %50'si, %42'si kaçtır diye verilen sorularda ilk önce yüzde olarak verilen kısmı kesir olarak yazın. Ve kesir olarak yazdıktan sonra size verilen sayıyı Alttaki sayıya yani altta her zaman 100 olacak zaten. Çünkü yüzdelik sayılarda her zaman payda da 100 olur. E, verilen sayıyı önce bölme ya da önce çarpma fark etmez. Yani alttaki sayıya böleceksiniz. Üstteki de çarpacaksınız. Bazen alttaki sayıya bölemediğimiz durumlar oluyor. Çünkü 80 mesela burada 100'e bölünmüyor. O zaman da ne yapacaksınız? Önce çarpma yapacaksınız. Sonra bölme yapacaksınız. Ve böylelikle 80'in %70'ini bulmuş olacaksınız. Çok fazla uzatmıyorum. Bundan sonraki videomuzda da dediğim gibi daha kapsamlı ve karmaşık problemler bölümüne geçeceğiz yüzdelerle ilgili. O videoda görüşmek üzere. Sizlere iyi çalışmalar, başarılar diliyorum. Hoşçakalın.